Değerli konuşmacılarımız, değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı günler dileyerek söyleşimizi açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi içinden geçtiğimiz bu günlerde yaşadığımız salgın tüm dünyada ve ülkemizde birçok alanda, belki de her alanda ciddi değişiklikler doğurdu. Biz de 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği DEFMET olarak ve yine fakültemiz de aynı şekilde bu dönemde planlanan aktivitelerini ertelemek veya sanal ortama taşımak durumundayız. Özellikle DEFMET olarak bu sene 10 Haziran'da ilkini yapmayı planladığımız İstanbul Denizcilik ve Lojistik Konferansı'nı da bu sebeple rafa kaldırdık, erteledik. Salgın birçok alanda değişiklikleri beraberinde getirdi demiştik. Bu alanlardan en önemlilerinden biri de denizcilik. Dünya üzerinde ham madde ve mamullerin çok büyük oranının deniz yoluyla taşındığı düşünülürse, deniz yolu taşımacılığının ve lojistiğin bu şartlarda dahi devam etmesinin kaçınılmaz tabii ki. Fakat devam ederken mutlaka ki bazı değişiklikler yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek de. Bazı değişiklikler geçici, bazıları kalıcı olacaktır. Şimdi bu konularda görüşlerini almak üzere bugünkü oturumumuzda Liner Ajente, Liman ve Forwarder dallarında kariyer sahibi 3 mezunumuz, konuğumuz bizlerle beraber. Bu süreçte ortaya çıkan temel sorular üzerinden kendilerinin görüşlerini alacağız. Konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum ve sizlere tanıtmak istiyorum. Barış Dilek, 2000 yılı mezunumuz, MSC Gemi Acenteliği Türkiye Genel Müdürü. Emre Can Atak, 2003 mezunumuz, Limak Port İskenderun Ticaret Müdürü. Fikret Ersoy, 2009 yılı mezunumuz, BDP International, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'dan sorumlu bölge direktörü. Tekrardan hoş geldiniz. İlk olarak COVID-19 salgınının genel olarak sektörünüzde işleyişi nasıl etkilediğini sormak istiyorum. Barış Dilek'ten başlamak istiyorum. Buyurun. Evet. Şimdi bu COVID-19 ile ilgili süreç aslında bakarsanız Çin'de başladı. Böyle bir bize değer mi değmez mi, Türkiye'ye gelir mi gelmez mi endişesini çok yoğun yaşamadığımız Aralık ayında ilk bilgilerini almıştık. Ocak ayı gibi merkezimizden de bununla ilgili bir takım bildirimler gelmeye başladı. Özellikle Çin ofislerimizdeki süreçlerin nasıl değiştiğini, yeni duruma nasıl adapte oldukları ile ilgili. Tam aynı dönemde de Türkiye'de böyle bir geniş bir grip salgını vardı. Belki insanlar, herkes hatırlar. Biz de o dönem işte iş hekimlerimizin de tavsiyesiyle ofiste bir takım önlemler almaya başlamıştık. Amacımız tam anlamıyla COVID değildi hedefimiz ama bir takım önlemler alınmaya başlamıştı. Daha sonra tabii konu diğer Asya ülkelerinde de görülmeye başladı. İşte Avrupa kıtasında da bir takım örnekler görülmeye başladığı dönemde biz ilk olarak organizasyon olarak bir yurt dışı seyahatlerini öncelikle bir yasakladık. İşte fuar katılımlarımızı ve diğer tüm ziyaretleri. Sonrasında tabii bu belirsizlik sürdü. Etrafımızda da daha da yayıldı. Bununla ilgili şirket içinde doktorlarımızın yönlendirmeleriyle önlemler aldık. Bu arada işte hamile, işte kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Yavaş yavaş, aslında bakarsanız uzun bir süreden beri kafamızda olan bu uzaktan çalışmayla ilgili altyapımızda da bir takım hazırlıklar yapıyorduk zaten. Yavaş yavaş geçişe başladık. Toplu halde, yani Türkiye'nin tüm sınırları etrafında bunun görülmesi ve Türkiye'deki risklerin artması dolayısıyla personelimizi de korumak adına evden çalışma modeline ilk etapta bir shiftli, yani toplam personelimizi ikiye bölüp bir kısmını eve gönderip bir kısmını ofiste çalıştırıp hem sosyal mesafeye hem de mevcutta işlerimizin sürdürülebildiğini sağlamak anlamında bir ikiye bölerek çalışmayı düşündük ama olaylar o kadar hızlı gelişti ki bundan da vazgeçtik. İşte Mart ortasıydı.
bir hafta, işte 16'sında bir kısım arkadaşımızı gönderdik. 20'sinde de tüm ofisi eve gönderdik. Bununla ilgili teknik altyapımız da hazır olduğundan çok çok da zorlanmadık açıkçası. Tabii bunlar işin teknik kısmı. Hayatımızda neler değişti? Tabii herkes ofislerde çalışmaktan, uzaktan çalışmak nedir, ne değildir tam olarak bilemediği için bazı zorluklar yaşadık. Ama o zorlukları ekiplerimiz işte günceli okuyarak, bununla ilgili insan kaynakları departmanımızın araştırmaları oldu. Onları okuyarak biraz daha adapte olmaya çalıştılar. Bugüne baktığımda bu anlamda bir sıkıntı görünmüyor. Tam tersi, oldukça efektifiz evden çalışarak da. Bu bizim için de çok iyi bir test süreci oldu. Bazı ön yargılarımızı yıktık yönetim olarak da. Ama geldiğimiz noktada şu anda krizin yaşamımıza olan etkisini, yani bu şirket içindeki yaşantımıza, çalışma şeklimizde olan etkisini. Şimdi bir de tabii bizim dışımızda, iş alanımızın dışındaki etkileri, iş yeri alanımızın dışındaki etkilerine biraz değinmek isterim. Orada da tabii sahada olamadık. Müşterilerimizin yanına gidemedik. Müşteri ziyaretlerimiz durdu. Bizdeki kendi işimizle ilgili belirsizlikleri tabii müşterilerimizdeki belirsizliklerle beraber daha da bir perçinlendi. İlk etapta iletişim dedik. Yani iletişim koparmamamız lazım. Piyasanın nabzını hala tutabiliyor olmamız lazım. Yoğun müşterilerimize daha da yakın olmaya çalıştık. Daha fazla müşterilerimizi. Belirsizliklerin bazıları teyit oldu, bazıları yenileri eklendi, bazıları ortadan kalktı. Geldiğimiz noktada şunu görüyorum ben, konularla ilgili birçok konu var. İşin en başında sağlık var. Örneği oradan vereyim, televizyonlarda hepimiz izliyoruz. Konuların uzmanlarına mikrofon uzatmaktansa şu anda herkese mikrofon uzatılmış durumda. Yani bir virologdan konuyu dinlemek yerine biz bir kulak burun boğazcıdan da konuyu dinliyoruz. Bir finansçıdan da bir ekonomistten de. Bu biraz daha bizim yaşantımızda şuna döndürdü. Herkese dinlemiyoruz şu anda. Yönetim olarak da, şey olarak da, ben kişisel olarak da. Şu anda daha çok sağlık uzmanlarını dinleme dönemi diye düşünüyorum. Ekonomik kriz ve finans krizine de gelince, evet önümüzde bir kriz var, içinde yaşadığımız durum da bir krizdi. Hatta bu krizin kökeni 2019'da da vardı. Hatta 2014'e kadar gidebiliriz bununla ilgili. Küresel durgunluk, işte ticari savaşları, Brexit, Suriye durumu gibi. Bunlar, bu dönemde o belirsizlikler ikinci plan edildi. Daha geniş bir belirsizlik durumu söz konusu oldu. Globalleşme sorgulanır oldu. Devletlerin içe kapanması sorgulanır oldu. O dönemde de, yani şu son dönemde de biz daha çok belirsizliğin ne zaman biteceğiyle ilgili bir takım tahminler yapıp stratejiler oluşturuyoruz. Şu andaki en son elimizdeki güncel tahmin, ikinci çeyreğin sonu, işte Haziran sonu gibi Temmuz, Ağustos, Eylül dönemine biraz daha ekonomi kafayı yukarı kaldırır. Biraz daha dış ticaret hareketlenir diye öngörüyoruz. Son çeyrekte de bu hareketlenmenin daha da hızlanması, geçen seneki tandansa yaklaşmasını öngörüyoruz. Bunlar hepsi birer varsayım, alt tarafında kırılımlar var. Ama en temelinde tabii ki belirsizliklerin belirli hale gelmesi var. Belirsizlik olduğu sürece bu senaryolar, bizim öngördüğümüz senaryo, başkalarının öngördüğü senaryo, herkesin davranış biçimini, şirketlerindeki davranış biçimlerini, iş yapış biçimlerini etkileyecek. Evet, şimdilik bu ilk kısım için teşekkür ederim. Daha sonra 2-3 soru üzerinden devam edeceğimiz için işleyişe, alınan önlemlere yönelik konulara sonraki turlarda tekrar değiniriz. Biraz da operasyonel olarak teşekkürler. Yine aynı soruyu Emre Can'a iletmek istiyorum. Covid-19 salgınının genel olarak işleyişi olan etkileri sizde. Biraz daha operasyonel açıdan da yaklaşabiliriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Barış Bey'in belirttiği kısımlar birçok şirkette geçerli.
özellikle uygulamalarla ilgili olan kısmı. Ben biraz özellikle etkilerinden bahsedeceğim ki onu da bir ikiye ayırıyorum aslında. Operasyonel etkileri ve ticari faaliyetleri olan etkileri diye. Limanlar olarak biz biraz berberler gibi, taksiciler gibiyiz. Herkesle görüşüyoruz. İşin tam ortasında olduğumuz için. Bunu şu açıdan söylüyorum. Hem direkt yük sahipleriyle, beneficial cargo owner'larla, hem forwarder'larla, hem armatörlerle, nakliyecilerle, kova kurum kuruluşlarıyla beraber sürekli iç içeyiz. Ve çok ciddi takip etmemiz gereken bir mevzuat var bu konuda. Covid başladığında biz tabii ilk etkilerini hissetmedik. Çünkü limanlarda ISPS gerekli önlemler mevcut da var. Fakat daha sonrasında bu önlemler biliyorsunuz hemen güçlendirildi. Çok kısa süreli aksamalar yaşandı. Neden? Çünkü biz kendimizce karar veremiyoruz bu önlemlerin uygulanmasıyla ilgili. Kamu kuruluşlarının gerekli yönlendirmelerine göre hareket ediyoruz. Limanın içinde zaten ciddi bir İSG iş sağlığı güvenliği şartı var. Onlar yine aynı şekilde güçlendirildi. Bu tabii süreçlerin geçişleri sancılı oluyor. Bütün limanlarda bunu yaşadı. Sürekli bir iletişimimiz var onlarla da. Ama genel olarak söylersem gemi operasyonlarında ve yüklerin operasyonlarında, sahadaki operasyonlarında çok bir aksama yaşamadık. Asıl değişikliği biz ticaret tarafında gördük. Barış Bey'in söylediği gibi işte Aralık'tan başlayan süreç bize gelmedi. İşte Şubat'tan itibaren daha net bir şekilde etkilerini hissetmeye başladık. Çünkü işin mutfağında yani Çin'de ciddi bir yangın vardı. Bu da işte birkaç şeyi arkasında getirdi. Blank sailing dediğimiz sefer iptalleri var. Zaten sezon gereği bunlar yapılan şeylerdi. Ama adetleri normalinin 6-7 katına çıktı. Bu neyi getirdi? Dünya ticaretinde bir akış var. Konteyner ticaretinden bahsediyorum özellikle. Konteynerların pozisyonlanmasıyla ilgili bir ticaret döngüsü var. İş Çin'de kilitlenince bu tarafa da yansıması oldu. Boş konteyner, ihracat için boş konteyner sıkıntısı yaşandı. Bunu her armatör farklı oranda yaşadı. Kendi iç yapılanmaları ve trafikleri gereği. Sonlara doğru, bugüne doğru geldiğimizde de limanlar adına genelde hepsinde aynı şey geçerli. Biz, ben İskenderun tarafında bir consumer market, yani tüketici marketi değil burası. Daha çok ham madde ya da yarı mamul getirip bitmiş ürün ya da yarı mamul yine ihraç eden bir bölgedeyiz. Bu nedenle tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi başta etkilemese de daha sonra kapanan marketler, kapanan firmalar, daha doğrusu halı özelinde söyleyelim, Amerika ve Avrupa'da birincil ihtiyacın ortadan kalkışı, yani kimse halı alma gereği duymuyor. Daha çok gıda veya korumacı evlerinde stoklayabilecekleri ürünler alıyorlardı. Bu marketler kapanınca ticaret bu yönden de durdu. Durma noktasına geldi. Bu da işin limancılık tarafında ithalat ardiyesini, bekleme sürelerini arttırdı. Barış Bey bahsedecektir. Armatörler de burada ciddi bir demurajla karşı karşıyalar. Normalde istenen bir gelir olsa da şu anda çok da mutlu olduğumuz bir resim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve ciddi depolama ihtiyaçları doğdu bu konteynerlerin boşaltılması için. Ama ihracatın düşüşü bir süre gitse de marketler bir şekilde kendi çözümlerini üretiyorlar ve farklı ürün gamlarında ihracat arttı. Bunda da herkesin bildiği özellikle dolar kurunun, döviz kurunun pozitif etkisi var. Şey anlamında, etkileri anlamında benim söyleyeceklerim bunlar. Daha sonra önlemler ve diğer konuları yine bahsederiz. Teşekkürler. Yine salgının genel işleyişe etkileri sorusu üzerinden Fikret Ersoy'a BDP International Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'dan sorumlu bölge direktörü Fikret Ersoy'a yöneltmek istiyorum. Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle umut ediyorum hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde çalışan, yaşayan okul mezunlarımızın sağlığı saati yerindedir, aileleri güvendedir.
Çünkü 5 ay önce buna benzer bir konuşmayı yapıyor olsaydık herhalde hepimiz her türlü olasılığı, olabilitesi olan konuları düşünebilirdik. İşte bölgesel bir savaşı dillendirebilirdik. İç savaş, ekonomik resesyon, ekonomik kriz, doğal felaket, daha pek çoğu işte kısmi darbe. Ama pek çoğumuzun aklına hiçbir şekilde global bir salgın gelmezdi. Hepimiz iş hayatında kendimizi farklı farklı senaryolara göre hazırlıyoruz. Buna göre önlem planlarını ortaya koyuyoruz ama hem kendi ülkemizde hem bölgede hem de dünyada bütün iş camiası hemen hemen buna hazırlıksız yakalandı. Bizim ülkemiz açısından baktığınız zaman tabii bizim Türkiye ekonomisi olarak zaten kırılgan bir yapıya sahibiz ülke olarak. Şu anda işte Türk lirasının döviz diğer para birimleri karşısında değer kaybı, Türkiye Merkez Bankası'nın yapılan yardımlarla ilgili gap'i kapatmak için Türk lirası basması, bunun Türk lirasının değer kaybının durdurulabilmesi için faiz kozunun kullanılması ama kullanılamaması, Türkiye'de potansiyel işsizliğin önümüzdeki dönemde ciddi anlamda artacak olması ama şu anda bir şekilde devlet kararıyla kontrol altında tutulması. Onun dışında olumlu olabileceğini düşündüğümüz Türkiye'nin her zaman dış ticaret açığının büyük bir ithalat ihracat dengesine baktığımız zaman en büyük ithal girdisi petrol ve petrol ürünleri. Bugün 1,5 ay önce ocağın ilk haftası petrol fiyatlarına baktığınız zaman varil fiyatı 59 dolarken işte geçen hafta 27 dolardı, 26 dolardı, 22 dolarları gördü. Bu Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatması açısından biraz olumlu görülebilir. Onun dışında geçtiğimiz yine 6 aya baktığınız zaman Türkiye'nin risk premium oranları, çünkü Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en popüler olan ülkelerden birisi ama risk faktörü %10.3'lere, %10.5'lere çıktı. Türkiye'yi bölgede kıyaslayabileceğiniz 3-4 tane ülke sayacak olursak, hani kıyaslanmaz ama Romanya, Bulgaristan, bu ülkelerin risk faktörlerinin %4, %5 olduğunu düşünürseniz biraz böyle durumumuz aslında bu Covid-19 her şeyin üzerine, Barış Bey'in de söylediği gibi böyle pastanın üzerine biraz krema gibi bir durum oldu. Zaten belli başlı problemlerimiz vardı. Jeopolitik riskleri, işte politik konuları zaten hiç değinmek bile istemiyorum o tarafa. Tabii bunun üzerine ne geldi? Covid-19'dan dolayı bir de arz talep dengesinde bir kırılma geldi. Emre Bey'in belirttiği gibi aslında her şey şu anda işliyor. Lojistik iş akışı anlamında ama talep yok. En büyük problem şu anda hepimizin yaşadığı, tecrübe ettiği konu bu. Global lojistik servis sağlayıcı olarak konuya baktığımız zaman deniz yoluyla ilgili eminim Barış Bey daha detaylı bilgi verecektir. Bizim buradaki en büyük avantajımız şu oldu, şirket olarak konuşabilirim. Tabii ki de işte düşüş var. Ortalamalara baktığımız zaman inanılmaz kayıplar var ama bizde bu kayıplar yaklaşık %8, %9 civarında. Bunun temel sebebi de bizim işimizin ciddi anlamda çeşitlendirilmiş olması, yani doğru bir şekilde diversifiye edilmesi. O yüzden de aslında çok ciddi düşüşler yaşamadık deniz yolu tarafında. En çok etkilenen taşıma moduna baktığımız zaman hava kargo taşımacılığı. Çünkü bildiğiniz üzere pek çok uluslararası global havayolu şirketi yolcu uçaklarının uçuşunu durdurdu. Dünyadaki hava kargo taşımacılığına baktığınız zaman %49'u passenger flight dediğimiz uçaklarla taşınıyordu. %51'i freighterlarla taşınıyordu. Bu çok ciddi bir şok etkisi yarattı. Bizde de yaklaşık %30-%35'lere varan hava kargo ihracat ve ithalatlarda bir düşüş yaşandı. Ama burada düşüş şöyle yaşandı. Eskiden 500 kilo yüklerken bir hava kargo müşterisi için ve ayda 30 tane yükleme yaparken şu anda ayda 2 tane yükleme yapıyorsun ama 5 ton 5 ton yapıyorsun. Yani oranlar, hacimler arttı kilo bazında ama sayılar, yükleme adetleri ciddi anlamda düştü. Tabii baktığınız zaman IATA verilerine göre yaklaşık 119 milyar dolarlık bir gelir kaybı var. Bugüne kadar kayıt edilebilen, kayıt altında olan. O yüzden de en büyük kaybı, en büyük resmi olarak hiti havayolu taşımacılığı aldı diyebiliriz. Hem kargo taşımacılığı anlamında hem de yolcu taşımacılığı anlamında. Uluslararası karayolu taşımacılığı ve intermodal taşımacılık anlamında aslında ilk başlarda çok ciddi bir şok oldu. Farklı farklı Sağlık Bakanlığı'nın ve Gümrük Bakanlığı'nın koyduğu kurallar gerçekleşti.
İşte ilk yabancı şoför, Türk plaka, yabancı plaka belirli sınırlamalar getirildi. Bunlar 2-3 haftalık süreç içerisinde hem Gümrük Bakanlığı'nın hem Sanayi Bakanlığı'nın devreye girmesiyle çözüldü. Şu anda sınır kapılarında herhangi bir durgunluk ya da herhangi bir problem yok ama en büyük problem biraz önce bahsettiğim gibi talep. Talep yok, arz var, piyasada araç var, ekipman var, alternatif çözümler var ama talep yok. Depo ve domestik dağıtım anlamında da sektör bazlı inişler çıkışlar tecrübe ediyoruz bu dönemde. Bazı sektörler durma noktasına geldi. Örnek verecek olursak otomotiv. Ama bazı sektörler bizde bulunan gıda, oil and gas, işte pharma gibi, medikal gibi sektörler ya da gıda. Bunlarda ciddi anlamda hem elleşlenen ürün hem de stoklanan ürün seviyesinde bir artış gözlemliyoruz. Bunun dışında bir de verdiğimiz bizim sigorta hizmeti var. Ürünlerin mal bedeli sigortasında. Orada da işin sektör bazlı artışıyla ve azalışıyla paralel bir düşüş görüyoruz. Gümrük kısmında sokağa çıkma yasakları, sınırlı çalışma biraz süreçlerdeki verimliliği etkiledi. Onun dışında son zamanlarda kırmızı hat, yeşil hat, biraz ithalat ürünleriyle ilgili belirli sıkıntılar yaşandı müşterilerimizde. Ama bugün itibariyle aldığımız bilgi rafa kaldırıldı. Gümrükle ilgili bunları söyleyebilirim. Bunun dışında bir de bizim 3PL, LLP, 4PL tedarik zinciri danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarla ilgili, sipariş yönetimi yaptığımız şirketlerle ilgili onlarda ciddi düşüşler gözlemliyoruz. Ama bu düşüşler yine sektör bazlı. İşte perakende sektöründe ya da tekstilde, buna benzer sektörlerde bu düşüşler %30-%40 seviyelerindeyken kimya, petrokimya ya da işte ara mamul ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalarda %10'larda, %8'lerde, hatta bazı ürün gamında gıda gibi herhangi bir düşüş tecrübe etmiyoruz. Genel olarak ürün bazlı bizim hizmet verdiğimiz, entegre lojistik hizmet sağladığımız tüm ürünlerdeki genel güncelleme bunları söyleyebilirim. Evet, teşekkürler. Güzel bir bakış açısı oldu. Taşıma modları ve lojistiğin diğer alanlarıyla ilgili de bilgiler edinmiş olduk. Şimdi kalan süreyi kullanmak adına iki soruyu birleştirerek sorup yine 4'er 5'er dakikalık cevaplar rica edeceğim. Bu etkiler karşısında alınan önlemler ve bu durumun gelecekteki sisteme etkileri neler olur diye düşünüyorsunuz? Tekrar Barış Direk'ten başlıyorum. Tabii bizim içinde bulunduğumuz durum tespitini yaparken önceden de bahsettiğim gibi belirsizlik var. Belirsizlikte karar almak için yeterli elinizde done olmaz. Şu an elimizdeki donelerin hepsi resmi donelerin diyelim, rakamların Ocak-Mart verisi, Nisan verileri daha tam değil. Genellikle şirketlerin kendi tecrübeleri, kendi rakamlarıyla ve kendi müşterilerinden aldıkları, portföylerinden aldıkları bilgiyle şu an için sınırlı. Biz o yüzden bu dönemde çok radikal, majör kararlar almak yerine daha çok takip eden, dinleyen konumda konumluyoruz şirketimizi de. Sektörün içindeki yerimizi. Kişisel olarak görüşüm de şu, bu içinde bulunduğumuz dönem dediğim gibi COVID bir son dönem krizi, tamam bütün dönemlerin son 100 yılın belki en büyük krizi ya da en hazırlıksız yakalandığımız krizi diyelim, temelinde sağlık olan ve bunun ekonomi ve jeopolitik ve sosyolojik sonuçları olacak bir kriz. Bunlarla ilgili kararlar alırken daha dikkatli olmak lazım. Çünkü her birisi birbirini tetikler. Şimdi biraz örnekle bahsedeyim. Şimdi bir sektörler etkilendi diyoruz. Etkilenmeyen sektör yok. Bütün sektörler etkilendi. Belirli sektörler çok etkilendi diyoruz. Pozitif etkilendi, negatif etkilendi diyoruz. Ben sektör içinde de şunları gözlemledim. İşte örnek veriyorum. Sağlık ürünleri sektörü. Hatta daha spesifik bir örnek vereyim. Hastane yatağı. Şimdi talep var yurt dışından, çok ciddi anlamda üreticilerimiz de genellikle Anadolu bölgelerinde. 3 şirket var mesela portföyümüzde. Bunlardan bir tanesi üretimini kapattı. Bir tanesi ihracat patlaması yaşıyor. Diğeri de yetişemiyor, ham madde bulamadığı için.
Şimdi buralardan, bu örnekten yola çıkarak bizim işte beyaz eşya sektöründe bir üreticimiz komple üretimini durdurdu bir haftalığına. Diğerleri bir tanesi %40'a düşürdü, bir tanesi de düşürmedi ama stoğa çalıştı gibi. Şimdi buradan şuna varmak istiyorum. Her şirket bu krizle ilgili önlemlerini kendi gerçeklerine göre aldı. Kendi satış yaptığı pazara göre aldı. Kendi müşteri profiline göre aldı. Kendi dağıtım ağına göre aldı. Ve kendi en önemlisi öngörüsüne göre aldı. Yani ne zaman işler düzelecek, nereye ne satacağım orta uzun dönemde diye. Ben o yüzden tek bir yeknesak bir krize yaklaşım ne sektörel bazda ne şirket bazında açıkçası gözlemlemedim. Biz ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Şu anda her zamanki gibi bir 2014'te yaşadığımız bir rasyonalizasyon vardı biliyorsunuz. Alyanslar, bir birleştik belirli platformlarda gemileri paylaştık. Orada bir optimizasyon yakaladık. O bizim için büyük bir şans açıkçası aynı zamanda. Arz talep dengesindeki değişiklikler, dünya ticaretindeki akış değişikliklerine daha hızlı ve daha konsolide yanıtlar verebildik. Zaten öncesinde bir Çin yeni yılı vardı. Onunla ilgili planlarımız vardı. Her yıl olduğu gibi düşen talebe karşılık. O planları uzattık. İlk etapta o oldu. Yani omit selimlerimiz, çıkış yapmayan servislerimiz o oldu. Biz Türkiye olarak o konuda biraz daha şanslıyız. Çünkü bu pazar biraz daha gelişmekte olan ekonomilere hizmet veren pazar. Yani Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi ve Türkiye üzerinden ulaşılan servislerin ulaştığı ekonomiler de gelişmekte olan ekonomiler. O yüzden biz mesela o servisleri de bir kayıp yaşamadık ama o servislerimize diğer servislerden gelen yükler binince gemi üzerindeki yerimizde bir miktar tabii azaldı. Ama görece o arz talep dengesi, biz onu dengeledik. Şu anda oralarda sorun yaşamıyoruz. Sorun yaşadığımız yani yük bulmakta ve yükün frekansını öngörmekte zorluk yaşadığımız servislerde de tabii ki optimizasyon neyi gerektiriyorsa yani bazı trade'lerde omit sailing'ler hiç olmadığı kadar, yani bugüne kadar örnek veriyorum, son dönemde IMED servisimiz, bir Orta Doğu servisimiz vardı. O serviste bir arda arda 3-4 hafta çıkış yapmayacağız. Oradaki talep toparlanana kadar bu anlamda diğer network'ümüzdeki diğer servisleri nasıl uzaklığı için Türkiye'deki servisimiz kaybetmedik. Avrupa'daki servise yükleme yaparak orada öyle bir optimizasyon yapıyoruz. Bu arada şunun hala şeyini yaşıyoruz, zorluğunu yaşıyoruz ülke olarak da, sektör olarak da, denizcilik sektörü olarak da Türkiye'de. Türkiye'nin dış ticareti Avrupa'ya çok dayalı. Avrupa'da ciddi bir düzelme olmadığı sürece Türk dış ticareti toparlanması daha uzun sürecek. Yani burada Amerikan ekonomisini takip etmek, global ölçekte finans piyasalarını, paranın değerini vesaire takip etmek için bir referans olabilir ama Türk dış ticareti için Avrupa daha yakından takip edilmeli. Bu anlamda krizin de gidişatı işte yorumlara göre işte Çin'de, Çin ekonomisinde bir daralma ve sanayi üretiminde ve dış ticaretinde bir daralmayla başladı. Arz daralmasıyla. Bunu talep daralması izledi. Bu Amerika'ya sıçrayacak ve Amerika'da bir taban yapacak. Paralelinde Avrupa'da bir taban yapacak ama Avrupa'daki taban daha uzun sürecek diye bir senaryo var. Görünen o ki oraya doğru gidiyoruz. Ve Avrupa'daki talep daralmasından çıkılmadığı sürece Türk ihracatında çok ciddi bir toparlama beklemek çok doğru olmaz. Bu anlamda orada da ilk etapta tabii modlar olarak da baktığımızda karayolu ciddi bir darbe aldı diyebiliyoruz. Ve karayolundan deniz yoluna bir kayış oldu bir dönem. Şu anda onun sonlarına geldik. Çünkü kara kapılarında işte bu sınır geçişlerindeki kolaylıklar biraz daha durumu toparladı karayolcular için. Havayolu ile ilgili çok büyük bir fikrim yok ama Fikret'in dediği gibi orada bir passenger flight'larda taşınan yükün taşınamamasından dolayı bir sıkıntı olduğunu ben de duydum. Genel olarak da denizde de ihracatta biz etkilerini 12. hafta yaşamaya başladık. 12. haftadan beri gemilerimizin utilizasyonlarını anlık takip ediyoruz.
Geçen hafta itibariyle de hafif bir tatil olmasına rağmen, bir günlük, iki günlük tam olarak iş yapamamıza rağmen bir toparlanma sinyali aldık. Bu hafta da dün güzeldi. Bugün biraz zayıf gidiyor görüyorum ihracatı. İthalatta ise daha yeni hissediyoruz. Şu anda hissediyoruz. Bu hatta şu hafta ithalatta ciddi bir şey var. Daralma var. Bunlarla ilgili de aksiyonlarımız şunlar. Lojistik olarak çok hassas bir durum. Ama biz çok hazırlıklıyız bu tip bir şeye. Dalgalanmalar oluyor ve biz şirket olarak da, yani şirketim adına konuşayım, dalgalanmalardan rakamlar çok fazla oynadığı için biz bu tip dalgalanmalara önceden beri hazırlıklıyız ve planlamalarımız ona göre şu ana kadar bir zorluk yaşamadık açıkçası. Önümüzdeki dönemde de şeylerimize, iş yapış şekillerimize optimizasyon ve rasyonalizasyon temelinde devam edeceğiz. Bunun içine sadece dijitali daha hızlı alacağız. Yani şirket olarak geleneksel bir aile şirket olarak biliniyoruz ve bu anlamda bugüne kadar aldığımız hızdan daha hızlı bir şekilde dijital altyapılarımızla oradaki manevramızı, alanımızı biraz daha arttıracağız. En majör iş yapış şeklindeki değişikliğimiz bu diye öngörüyorum. Hem sektörümüz için hem şirket için aynı zamanda. Dediğim gibi şu anda çok büyük belirsizlik var. Şu andaki rakamlarla hareket etmek bana çok doğru gelmiyor. İstatistiği çok doğru kullanamıyoruz bence. Temel prensiplerini de kullanamıyoruz. Ekonomistler dahil olmak üzere. Bunu işin uzmanları dahi rakamlarda yanlış yollara gidebiliyorlar bence. Gördüğüm de kadarıyla. Bunu birkaç örnekle verebilirim. Yani biliyorsunuz bu salgının başlangıcında işte bu virüsün Türk DNA'sına uygun olmadığını söyleyen çok yoğun izlediğimiz bir profesör vardı. Daha doğrusu öğretim üyesi vardı. Bir yanlış bir tahminle bulundu ve şu anda konuşamıyor. Ben işin uzmanı olmadığını düşünmüyorum onun ama yaptığı hata, bu dediğim hata, çok erken eldeki sınırlı veriyle çok çabuk karara vardı. O ona hata yaptırdı. Biz o hatayı kendi şirketinde ve biz umarım sektörümüzdeki paydaşlarımızda böyle bir hataya yapmayacağız. Sakin olacağız, bekleyeceğiz. Biraz daha önümüzdeki belirsizliklerin belirli hale gelmesini bekleyeceğiz. Bir de en önemli şey, ilk kriz olduğu an ekiplere paylaştığım bir düşüncem var. Şimdi veri setlerimiz de değişecek. Bugüne kadar karar aldığımız bazı veri setleri vardı. Şu olursa bu yapılır diye. Ben bu veri setlerin komple değişeceğini düşünüyorum. O yüzden geçmişte evet dediğimiz şeylere hayır, hayır dediğimiz şeylere evet diyebiliriz. O yüzden paydaşlarımızla beraber, müşterilerimizle beraber çok daha yakın diyalog, değişimin daha iyi takibi, daha yakından takibi ve Türk sektör için ve ülkemiz için de doğru kararlar alacağımız bir dönem olmasını ümit ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Emrecan Atağa dönmek istiyorum. Bu etkiler karşısında ne tür önlemler hayata geçirildi ve gelecekte nasıl bir değişiklik, bir sistem farklılıkları oluşabilir, kalıcı veya geçici? Bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Önlemler kısmını da yine aynı şekilde ikiye böleceğim. Fiziksel yürüttüğümüz faaliyetler, operasyon tarafı ve işin ticaret tarafı diye. Operasyonda daha önce bahsettiğim gibi çok ciddi standartlara bağlıyız. Uygulamamız gereken, takip etmemiz gereken yönergeler dahilinde. Fakat onun haricinde, yönlendirmeler daha gelmeden ciddi bir fiziksel önlem almaya başladık. Güvenlik önlemleri, sağlık güvenlik önlemleri diyelim buna. Biz çünkü havalimanları, sınır kapıları gibi bir yurda giriş kapısıyız. Haliyle bu pandeminin yayılmasını engelleyecek noktalardan birindeyiz. Bunun da farkındalığıyla beraber gemiyle ilgilenen personellerimiz, gemi personellerin giriş çıkışıyla ilgili olan personelimiz, limanda vakit geçiren şoförler ve diğer uygulayıcılarla ilgili
önlemler için standart önlemleri biliyorsunuz. İşte sıcaklık ölçerler, ısı ölçerler, onun haricinde işte eldivenler, maskeler, tulumlar gibi önlemler alındı. Onun haricinde alternatif giriş çıkış kapıları, kontrol noktaları oluşturduk mecburiyetten kaynaklı. İşin operasyon tarafı böyle yürüdü. Personelimizle ilgili, operasyondaki saha personeliyle ilgili tabii ki de bu sosyal mesafeler mümkün olduğunca dikkate alınıyor. Fakat alınamadığı noktada da dediğim gibi tulumlarla, maskelerle, eldivenlerle ve siperlerle mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Tabii normalde sahada bu işleri yapan kişiler saha kıyafetleriyle bunu yaparken bile zorlanırken şimdi ekstra bir kontrol önlemlerinden kaynaklı bir zorlanma oldu. Fakat çok çabuk alışılıyor bu tarz değişikliklere. O yüzden bizim ekibimizde hem kendi personelimiz, hem taşeronumuz, hem de limana giriş çıkış yapan diğer çalışanlar, bizden bağımsız olan çalışanlar, bununla ilgili hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler. Onun haricinde biz kendi idari personelimiz için de ilk açıklamalardan sonraki hafta uzaktan bağlantı yöntemiyle ilgili neler yapabileceğimizi araştırıp test edip o haftanın cumartesi günü bütün personelimizi işte taşınabilir bilgisayarları olanları onlarla beraber, zaten orada sorun yoktu. Onun haricinde PC kullanan, sabit bilgisayar kullananları da bilgisayarlarını taşıyarak evlerine gönderdik. Zaten Barış Bey'in belirttiği o ilk önlemlerde gelenler, işte sağlık problemleri olan personellerimiz, hamileler vesaireler, zaten ilk anda onunla ilgili aksiyon alınmıştı. Sonra kendi personelimizi de evlerine gönderdik. Onun haricinde asıl aslında önlem, bunlar çok önlem değil. Bunlar bir işin biraz proaktif tarafında kalmadığı için, reaktif tarafında kaldığı için olanlara bir kontrol getirdik. Fakat işin ticaret tarafı bambaşka bir noktaya geldi. Ticari faaliyeti yönlendirebilmek, yönetebilmek adına sahadaki satış personellerimiz tabii ki evlerine geçtiler ama artık sosyal medya çağındayız. Her şey telefonlara, WhatsApp'a veya diğer anında mesajlaşma platformlarına taşındı. Onun haricinde telekonferanslar, video konferanslar, sahadan canlı yayınlar, iş yapmaya şehirler arası seyahat engelinden dolayı gelemeyen olduğu zaman sahadan canlı yayınlara kadar gitti. Fakat ticari faaliyetlerde aslında Fikret Bey'in bahsettiği iyi oldu. Çünkü biz hep deniz tarafından bakıyoruz konuya. Hava faaliyetlerinin, hava taşımacılığının azalması, sınır kapılarında başlangıçta yaşanan problemler, bu şoför değişikliklerinden kaynaklı olan ve maliyetlerin çok ciddi artış. Yani afaki bir örnek vereceğim. $1,000 alan bir taşımanın $3,000'lara çıkması karayolunda işin bir şekilde deniz yoluna dönmesine sebep oldu. Az önce bahsettiğim marketteki kendi çözümünü bulma da bunlardan bir tanesi aslına bakarsanız. Bu da bizim conversion dediğimiz işte dökmeden konteynere. O da yine Barış Bey'in dediği gibi eskiden hayır dediğimiz birçok şeye şimdi evet diyebilir duruma geldik. Ya da eskiden evet dediğimiz şeyler şimdi hayır diyoruz. Dökmeden konteynere dönüşler oldu. Karayolundan konteynere dönüşler oldu. Ki sınır kapılarında ne zaman problem yaşansa bu da bir şekilde gerçekleşiyor. Biz de bununla ilgili faaliyetlerimizi, müşterilerimizi buna doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Şey konusu da doğru. Doğru derken aynı fikirdeyim. İşin uzmanlarını dinlemek gerekiyor. Biz de aslında bu platformu da biraz onun için kurduk. Uzmanı olduğumuz şeylerden ve bildiklerimizden, tecrübelerimizden bahsetmek için kurduk. Çünkü maalesef görüyorum ki herkes bir şekilde online platformlarda, işte LinkedIn'de, YouTube'da kanallar açıp bir şeyler anlatıyorlar. Ama doğrusunu bildiğimiz birçok yalanı dinliyoruz orada. Ve her şeyde müdahale etme şansımız yok ama en azından biz kendi tecrübelerimizi buradan anlatabilir durumda olalım. İşin geleceği kısmından önce de şunu söylemek istiyorum. Umudumuz tabii böyle bir salgının bir daha hiçbir zaman olmaması ama bu tabii ki de bir temenni. Temenniden öteye gidemiyor. Bu tarz durumların, bu tarz salgınların ve felaketlerin yayılmasını engellemek için aslında işin en köküne dönmek lazım.
hastalığın gerçekleşmemesi için bir şeyler yapılıyor olması lazım. Bugün Wuhan'da çıkan bir şeyin yarın öbür gün burada olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ya da ilk Wuhan'da çıkan kişi İzmir'e gelseydi İzmir'den yayılan bir salgın olacaktı. Bir de öyle bakmak lazım. Bu anlamda da kendi hayatımızın işleyişinin önlemlerini almamız gerek. Fakat bu da yine bir temenni. Haliyle aslında işin mikro yönetimine girmek lazım ve zincirin bir halkası olarak liman işletmesi bir tarafa, ben Emrecan olarak ve aile olarak bir tarafa alacağımız hani hayatımızın gidişatını buna göre önlemli bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Çünkü hani zincir en zayıf halkası kadar kuvvetli. O yüzden de kendimizle ilgili alacağımız aksiyonları da en güçlü olacak şekilde yönlendirmemiz lazım. Stokçuluk yapmaktan bahsetmiyorum ama her zaman aklımızın arkasında bu tarz durumlarda yapmamız gerekenlerle ilgili bir hazırlık olması gerektiğini düşünüyorum. İşletmeler tarafına geçersek de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. İş sürdürülebilirlik planlamaları denilen planlamalar, yönetim modellemeleri var. Bugün birçok kurumsal büyük şirketin, global şirketin anında bu duruma adapte olabilmesinin sebeplerinden birisi bu. Çünkü daha önce mutlaka Barış Bey'in, Fikret Bey'in şirketlerinde bu testler yapılmıştır. İşte uzaktan bağlantılarla çalışabilme modellemeleri yapılmıştır. Bununla ilgili işte evraksız ortamda çalışabilmek ki hemen aksiyon aldıklarını da biliyorum. Evraksız ortamda neler yapılabileceğine dair hazırlıkların çoktan yapılabilmiş olması, dijitale taşınabilmiş olması gerekiyor. Bu planlamayı da biraz aslında ben yangın departmanına benzetiyorum, itfaiyeye benzetiyorum. Daha ortada bir şey yokken sürekli olarak ne olabileceğine dair açıkları kontrol etmek, o kontrollerden sonra testlerini yapmak, testten sonra da durumu inceleyip yeni önlemler için hazırlık yapmak gerekiyor. Sürekli en üstünde olmak mantıklı. Bu mantığı da kendi iş yapış şeyimize, çerçevemize oturtabilirsek buradan sonraki karşımıza gelecek sorunları daha kısa sürede bastırabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Fikret, ben hızlıca hemen geçeyim. Evet, seni dinliyoruz. 3 dakika, ben fazla vaktinizi almayacağım. Teşekkürler tekrar. Öncelikli olarak tabii hani hepimiz bahsettik, belirli şeyler belirsiz. Belirsizlik tüm işletmeleri, tüm şirketleri, ülkeleri, ekonomileri daha zor hale getiriyoruz dedik. Bunların hepsi doğru ama belirli olan şeyler var. Bunlardan belirli olan şeyler ne Türkiye için? PMI endeksi, Türkiye satın almacıların verilerini, eğilimlerini belirten belirli endeksler var. Baktığınız zaman Şubat-Ocak ayında bunlar normal seviyelerdeyken Mart ve Nisan aylarında 4 puan, 4 ile 6 puan arasında gerilemeler mevcut. Bu bize bir veri. Bu nasıl bir veri? Ekonomi iyiye gitmiyor verisi. Yani biz bu Covid-19'dan ciddi derecede etkilendik verisi. İkinci veri, dünya ekonomisi belirsiz de olsa, belirli de olsa, ne olursa olsun dünya ekonomisi bu yıl iyi senaryoda %1.5 küçülecek. Kötü senaryoda %15, ama o gerçekten çok kötü bir senaryo. Hani çok olabilitesi olan bir şey değil. Bu yıl %1.5 ile %2.5 arasında bir global ekonomik küçülme gerçekleşecek. Biz ülke olarak bundan ister istemez nasibimizi alacağız. Bizim planımız 3.7 büyümeydi. Muhtemelen %2'nin altında bir büyüme gerçekleşecek Türkiye'de. Bu da neye sebep olacak? %2'nin altında 80 milyon insanın yaşadığı böyle bir gelişmiş ekonominin %2'nin altında büyümesi demek, ekonomik olarak bir resesyon demek. Yani ekonomik bir büyüme demek değil. Allianz, Hermes, Kofas gibi bizim çalıştığımız sigorta şirketlerinin verilerine göre bu olay bittikten sonra Temmuz ayı itibariyle iflas oranları ile ilgili belirli çalışmalar var bizde. Burada gösteriyor ki metal, otomotiv, üretim sanayi %7 ile %11 arasında iflas bekleniyor bu sektörlerde. Lojistik, ulaştırma bunun arasında ortalarda bir yerlerde %3.5 ile %4.5 arasında Temmuz ayı itibariyle uluslararası taşımacılık. Bunların içerisinde gemi armatörleri de dahil. Belirli uzak doğu menşeli gemi armatörleri de dahil. 3 tane armatör var sıralamada. Yani belirli finansal sıkıntılar bekleniyor. Bu kredi derecelendirme kuruluşları da bunları belirtiyor. Biz ne yapıyoruz BDP olarak? Türkiye olarak konuşuyorum. Biraz önce o verdiğim PMI endeksi Türkiye'de %4 küçüldü. Suudi Arabistan'da %56'dan %42'ye düştü. Yani daha büyük kamikaze var bazı ülkelerde.
aslında görünmeyen ama inanılmaz derecede bu durumdan etkilenen, çünkü tamamen ithal oriented bir ekonomi. Biz şirket olarak ne yaptık? Türkiye özelinde bu durumdan minimum etkilendik. Daha halen Nisan 29 tarihi itibariyle. Bunun da tek temel sebebi vardı. Bizim gerçekten işimizi çok güzel bir şekilde diversify edişimiz. Nasıl diversify edişimiz? Bir business model olarak. Business model olarak ne? Bir solution, bir de normal traditional freight forwarder olarak. İşte hava, deniz, kara taşımacılığı, ama diğer tarafta bizim 3PL, LLP, 4PL diye adlandırdığımız, hem Emre Bey'in hem Barış Bey'in bahsettiği o dijitalleşme, işte firmalarla full entegre bir şekilde lojistiği A'dan Z'ye yönettiğimiz hizmetler bizim Türkiye'deki işimizin %32'sini oluşturuyor. %68'lik bölümünü nakliye, taşımacılık oluşturuyor. Birinci kısım bu. İkinci kısım endüstri çeşitliliği. Bu industry vertical dediğimiz konu. %26 kimyasal, %20 otomotiv, %24 retail consumer goods, işte %12 medical pharma gibi gibi çok doğru bir oranda dağılım gerçekleştirdik. Bazı sektörlerde işimiz durma noktasına gelirken bazı sektörlerde işimiz %30 arttı. Üçüncü konu ihracat, ithalat. Biz, benim bölgemde özellikle şirket olarak, biz hiçbir zaman ithalat freight forwarder ya da lojistik servis sağlayıcısı olmadık. İşimizin %78'i ihracat, %22'si ithalat ve bu stratejide de devam ettik. Bunun her zaman faydasını gördük. Hiçbir zaman negatif tarafını görmedik. Çünkü hep şuna inanırım ben kişisel olarak da, ihracatta kontrol sende, ithalatta kontrol orijin ülkede, başka birinin elinde ve sen onun vereceği hizmetin kalitesine bağlı olarak barış ülkesinde müşterine belirli taahhütlerde bulunuyorsun. İş yaptığımız ülkeler de her zaman Avrupa gibi ülkeler değil. %100 Barış Bey'in şu dediğine katılıyorum. Avrupa düzelmeden Türkiye'de bizim düzelmemizin imkanı, ihtimali yok. İşimizin %56'sı zaten Avrupa. O yüzden de hani inşallah Avrupa'daki ülkeler bir an önce toparlanır. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, bu beşli. Ve biz bunun üstesinden geliriz. Bizim şirket olarak aldığımız 5 aksiyon, ben 5 grupta topladım bunu. Her şirket toplantısında da dile getirdim. Bir, cash. Çünkü bu dönemde en önemli konu nakit. Yani nakitiniz bankada varsa, paranız varsa hem survive edersiniz hem de doğru ürünü daha önce aldığınız fiyatın altında ürün, paraya satın alırsınız. Birinci konu bu. O yüzden de inanılmaz bir efor var bizim şirketimizde 2,5 aydan beri alacaklarla ilgili. Customer retention dediğimiz müşteri tutundurma. Yani bu dönemde biz ödeme performansı dışında hiçbir şekilde müşteri kaybetmeyeceğiz diye kendimize bir kriter koyduk, bir hedef koyduk. Bunun üzerine gidiyoruz. Tabii müşteriyi nasıl kaybetmezsin? Müşteriyle doğru iletişim kurarak, müşterinin ihtiyaçlarını doğru anlayarak, müşteriye kulak vererek, müşteriye alternatif çözümler üreterek gibi gibi milyonlarca şey sıralayabiliriz. Döndük kendi içimize, efficiency, productivity hepimizin konuştuğu, tabii bu çok böyle geniş bir term ama altında işte dijitalleşme, işte robotik application'lar, yani bundan sonra örnek verecek olursak biz şirket olarak bu track and tracing'ler bizde artık insan eliyle ya da herhangi bir kişiyle yapılmıyor. Malezya'da 120 kişi, 120 tane robot var. Orada robotlar üzerinden artık bütün konteynerların çıkışı, varışı, fabrikada yüklenme tarihi, limana giriş tarihi, limandan çıkış tarihi gibi gibi pek çok süreç otoma edilmiş halde şirkette. Tabii bunun yanı sıra bu outsourcing modelleri operasyonel anlamda, dokümantasyon anlamında nasıl daha verimli olabiliriz? Tabii burada mesela güzel bir bilgi, benim şirketimin Global Service Center Malezya'daydı. Ben 2020 yılı Eylül ayı itibariyle Regional Service Center olarak İstanbul'u kullanmaya başlayacağım. Çünkü Türk lirasının dolar cinsinden dolara karşı değer kaybetmesi genel itibariyle olumsuz olsa da işte böyle buna benzer hizmet sektörüyle ilgili bazı durumlarda bize rekabetçi avantaj sağlayabiliyor. Çünkü Türkiye'de de şu anda bir personelin çalışma maliyeti $1,000 seviyesinde. Bugün Hindistan'a gittiğinizde, Filipinler'e gittiğinizde çok düşük mal etmek isterseniz 600-700. Ama bizim gibi Malezya'ya giderseniz biraz daha kaliteli olsun, $1,000-$1,100 seviyesinde. Onun dışında maliyet ve risk yönetimi, maliyet ve riskin doğru kontrolü. Burada gerçekten günlük belirli raporlarımız var, KPI'lerimiz var. Hangi müşteride ne riskimiz var? Bunları inanılmaz derecede denetliyoruz. Ve en önemlisi, bence benim de kendi kişisel olarak hep böyle kendimi eleştirdiğim ama 3 aydan beri bu olaylardan sonra ekip arkadaşlarımla birlikte sürekli konuştuğumuz komünikasyon. Yani şirket içerisiyle ve şirket dışarısıyla, bu tedarikçiyle de içiyle de, şirketin içiyle de geçerli. Doğru, şeffaf ve verimli iletişim en önemli konu. Çünkü kendinizi ne kadar doğru anlatabilirseniz karşı tarafa,
ve karşı tarafın kendini doğru ifade etmesine ne kadar olanak sağlayabilirseniz bu dönemde her türlü probleme ya da işte çözümsüzlüğe çözüm üretebiliyorsunuz. Tabii bu beş başlığın altında pek çok aldığımız önlem var. Bunlardan hani bahsetmeye vaktim yok ama genel itibariyle nakit akışı, müşteri tutma, customer retention, verimlilik, maliyet ve risk yönetimi, son olarak da iletişim bizim bu dönemde bu krizi yönetme şeklimiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar Türkiye ekonomisi kırılgan olsa da, bunların hepsi olsa da ben ülkeme çok güveniyorum. Niye güveniyorum? İşte Çin'de herkes bütün üretim tesislerini Çin'e kurdu. Hepsinin hali ortada. O yüzden de önümüzdeki dönem Türkiye gibi, Vietnam gibi, Endonezya gibi, Bangladeş gibi, Mısır gibi ülkelerin döneminden olacağına inanıyorum ben. Hani bu dövizin, evet, TL'nin değer kaybı bazı konularda bizim önümüze farklı anlamda negatif gelse de belirli konularda yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'ye gelmesinin önünü açacak. Yani ben kişisel olarak şirketim adına geldim. Türkiye, Malezya'daki Global Service Center'ın bir kısmını İstanbul'a getiriyorum. Bu ne demek? İlave 35 kişiye istihdam yaratmak demek. O yüzden de ben Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Hani çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Sadece önümüzde zor 6-8 aylık bir dönem var. Bu dönemi doğru bir şekilde geçirirsek, ülke olarak, ülkeyi yönetenler olarak doğru şeylere odaklanabilirsek, bence bizim ülkemizde her şey var. Yani sadece gerekli olan şey işe odaklanmak, ülkenin geleceği için faydalı, hayırlı işlere odaklanmak. Benim tarafım bu kadar. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hem Fikret'e hem diğer tüm katılımcılara, Emrecan ve Barış'a da faydalı bilgiler aktardınız. Devamını da yaparız diye ümit ediyorum. Yine kendi sektörlerinde kariyer sahibi, tecrübe sahibi mezunlarımızla bu ilki olmuş oldu. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Selamlar herkese. Saygılar. Teşekkürler başkan. Sağ olasın.